kesin bir iş var bu işte. Bu herif bir şeyler saklıyor ama ne? Neler döndüğünü bir an önce anlamam lazım. Alo Mert. Ne haber Özgürcan? İyidir abi, ben de tam evden çıkıyordum. Özgürcan benim... Hemen seninle konuşmam gerekiyor. Ne oldu, önemli bir şey mi var? Yiğit'le ilgili. Yine mi? Sence de biraz abartmıyor musun? Hayır, abartmıyorum. Bu sefer çok ciddi şüphelerim var. Bak, beni dinleyince sen de hak vereceksin. Ben de tam çıkıyordum Mert. Tamam, ben de çıkıyorum işte. Birlikte gidelim okula. İyi peki. Hadi aşağıda buluşalım o zaman. Tamam. Hoca gerçekten de 10 numara adammış. Gördün değil mi? Hastanın ilaç parasını çıkardı, kendi cebinden verdi. Mehveş, Allah aşkına yeter. Kaç gündür Yiğit, 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 başka konu mu yok? Ya niye öyle diyorsun Deniz? Yani bu devirde adamın yaptığını kimse yapmaz. Mehveşciğim biliyorum, ben de oradaydım. Bir daha anlatmana gerek yok yani. Vallahi ne kadar anlatsam az bence. Adam sanki bütün muhteşem özellikleri kendinde toplamış. Hem çok iyi bir doktor, hem çok iyi bir insan, hem de çok yakışıklı. Mehveş! Ne yani? Yalan mı? Hadi artık okula gidelim Mehveş. Ben çok sıkıldım bu Yiğit muhabbetinden. Tamam çıkalım. Şurayı da sileyim. Hadi. Pekala Tarık Bey. Evrakları masanın üstüne bırakın, gelince incelerim ben. Rica ederim. Görüşmek üzere. Nedir bu kadar komik olan, söyler misin? Bu işe gitmekten çok memnun, mutlusun değil mi sen? Evet, memnunum. Tarık Bey bir dediğimi iki etmiyor. Şaşıracaksın ama hala fikirlerime değer veren insanlar var. Hayır, ben anlayamıyorum ki. Ya bunca yıllık deneyimden sonra sen nasıl böyle saf olabiliyorsun? Saf? Ben miyim saf? Artık sinirinden ne diyeceğini, nasıl saldıracağını bilemiyorsun. Çok pişman olacaksın ileride, çok. Ama iş işten geçmiş olacak. Kim bilir, belki de sen pişman olursun. Ya adamı çıldırtma. Dün bu ilaç meselesindeki tavrını görmedin mi sen adamın? Evet gördüm, elimizden geleni yaparız dedi. Ticaretle uğraşmasına rağmen menfaat gözetmeksizin temin ederiz dedi. Daha ne desin adam? Ya inanamıyorum, bırak bunları ya. Senin gözünü boyamak için yapıyor işte. Merak etme, biz zaten o konuyu çözdük. Bu adamın sadakasına ihtiyacımız yok bizim. Yiğit gencecik doktor, kendi maaşını almayarak karşılayacak hastanın ilaç parasını. Anne, baba, ya yine ne oluyor size? Sabah sabah ne bu gerginlik? Alo, anneciğim. Bitti bu iş. Çağlar sonsuza dek çıkıyor hayatımızdan. Geçen sefer de aynını demişti. Bu sefer bitti. Ama... küçük bir sorun var. Ben malımı bilmez miyim? Şu bankadaki para, onun bir kısmını çekmemiz lazım. Bu ayki maaşım gitti çünkü. Ne yaptın maaşını iyi? O paraya dokunulmayacak demedik mi? Kötü gün paramızdı o bizim. Mecburdum, Çağlar'ı uzaklaştırmak için. Bir de hallettim diye beni arıyorsun. Adama rüşvet verdin ha? Rüşvet değil, Çağlar'ın kardeşine ilaç alınacak. Sonra da defolup gidecek hayatımızdan. Merak etme, ben çalışır koyarım o parayı yerine. Hem plan... Plan. Planın buysa yandık biz. Bu budalalıkla o uğursuz kızı nasıl aşık edeceksin kendine, merak ediyorum. Anne yeter, bana güven. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bana sesini yükseltme. Anneciğim... ben yükseltmedim. Özür dilerim. Ama sen de bana güven biraz. Göreceksin, işe yarayacak. Bundan sonra... İyice bırakacaklar kendilerini bana. Göreceğiz. Kız avcumda. Sonra da senin istediğin gibi karnında ile. Anne. Söylesenize ne oldu yine? Yok bir şey canım. Babanın her zamanki hali işte. Bu adamın gerçek yüzü bu değil İkbal. Bu da Mustafa'nın bir çeşidi işte.
Ne demek bu şimdi? Anne lütfen. Ne demek olacak? Bunlar her haltı yer yer, bunun adına da ticaret derler. Aynen Mustafa gibi. Gene başlıyoruz ya. Kardeşim bu işe karıştırma. Namusuyla para kazanan insanları karalama bari. Namus mu? Tarık mı namuslu? Heh. Sen ticaretten hoşlanmayabilirsin ama dürüst ve namuslu yapıldığı sürece para kazanmak ayıp bir şey değil. Tarık denilen bu adam namuslu değil. Anladın mı? Senin patron olacak o şerefsiz namussuzun teki. Namuslu değil diyorum işte. Aman seninle tartışmayacağım, gidiyorum ben. Ne yani? Sence Yiğit'in gizlediği bir şey mi var? Kesinlikle. Bence Yiğit Hoca Çağlar'ı önceden tanıyordu. Ama tanımıyormuş numarası yaptı bana. Neden? Bilmiyorum Özgür. Yiğit'in sakladığı karanlık bir sır var kesin. Abi bence sen fazla takılmışsın bu Yiğit'e. Biraz abartmıyor musun? Ne abartması Özgür? Herif gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Bilmiyorum. Ya niye yalan söylediğini de anlamıyorum. Ya Mert takılma artık. Boş ver şu adamı. Hadi biz de bir Çağlar'ı görelim. Ne durumdaymış öğreniriz. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Evet Banu, girizgaha geçelim. Niye çağırdın beni? Ha? Özür dilemek için. Çok geç kaldım. Ama Ozan bak, ben ne yaptıysam seni kaybetmemek için yaptım. Zaten hep böyle olmuyor mu Banu? Ha? Sen beni kaybetmemek için hep arkamdan iş çeviriyorsun. Ama hep beni kaybetmenin kıyısına geliyorsun. Farkında değilsin. Ozan bak, gerçekten çok üzgünüm. Melih haklı galiba. Bu dünyada hiçbir kadına güvenmeyeceksin. Ne yani? Melih iyi, ben kötüyüm öyle mi? Bu son olay da öyle. Bak Ozan, Melih senin zannettiğin kadar iyi bir insan değil, tamam mı? Banu, yuvarlak konuşma. Bir şey biliyorsan söyle. Boş yere Melih'e çamur atma. Hocam! Günaydın kızlar, nasılsınız bakalım? Günaydın hocam. İnanın hala o güzel davranışınızın etkisi altındayız. Ya hastamız için yaptığınız şey gerçekten çok 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 ama çok muhteşemdi. Yani bu kadar abartmamak lazım Mehveş. Benim yerimde hangi doktor olsa aynını yapardı. Hocam siz hem çok iyi bir doktorsunuz hem de çok iyi bir insan. Teşekkür ederim Mehveş'cim. Ama ben bu kadar övgüye değer bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hocam öyle demeyin. Hepimiz gösterdiğiniz duyarlılıktan çok etkilendik. Söz konusu insan hayatıysa paranın ne önemi olabilir ki Deniz'cim? Değil mi? Benim gitmem lazım. Derse yetişeceğim de. İyi günler hocam. Görüşürüz Deniz'cim, tamam mı? Görüşürüz. Deniz, sen nasılsın bakalım? İyiyim hocam, sağ olun da benim de derse gitmem gerekiyor. Mehveş birden fırlayıp gitti işte. Tamam, hadi görüşürüz. Evet Banu. Bak bu olayda Melih'le ilgili kötü bir şey söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorum ama bak Ozan, Melih gerçekten güvenilecek biri değil. Belki başkaları için. Ama Melih beni asla satmaz. Bak belki ben bu olayda senin tarafını tutacaktım. Ama o yine de gerçeği söyledi. Peki tamam Ozan. Özür dilerim. Banu, ben seni çok seviyorum. Hem de her türlü zorluğuna rağmen. Ama bir daha bana yalan söylersen. Ozan tamam, özür diledim ya. Canım bunun özür dilemenle alakası yok. Ben seni her şeyini seviyorum. Ama ihanet, bana sürekli yalan söyleyerek ihanet ediyorsun. Bir daha bunu asla yapma. Bir dahaki ihanetinde seni asla affetmeyeceğim. Yemin ederim. Anlayacağınız kardeşim için yeni bir umut doğdu. Sağ olsun Yiğit Bey de paranın büyük bir kısmını cebinden ödüyor. Şimdiden geçmiş olsun.
Umarım kardeşin eski sağlığına bir an önce kavuşur. İnşallah. Ama paranın geri kalanını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Yiğit Hoca gerçekten büyük bir iyilik yaptı. Doğrusu bu davranışı hepimizi çok şaşırttı. Çağlar, sence neden Yiğit Hoca böyle bir şey yaptı? Ha? Yani... Merhaba çocuklar. Hastamız nasıl bugün bakalım? Henüz pek iyi değil hocam. Ama sizin sayenizde iyileşecek. Tabii tabii. Önemli olan hangi antibiyotiği kullanacağımızı bulmamızdı. Çok şükür onu bulduk. Bir de sosyal güvencemiz karşılasaydı ilacı. Yiğit Hoca zaten büyük bir kısmını halletti. Geri kalan kısmı da bir şekilde hallolur. Hadi benim gitmem lazım. Oo, benim de gitmem lazım. Önce kütüphaneye uğrayacağım, sonra da derse geçeceğim. Aha Özgür, ben de seninle geleyim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hoşça kal Çağlar. Özgür. Bu iyiliğin altında kesinlikle büyük bir yalan var. Ne diyorsun Mert? Yiğit'in kafasında başka bir plan var. Bundan eminim. Anneciğim, iyi misin? İyiyim. Sinirlerim bozuldu. Babanın Tarık Bey ile ilgili ön yargısı ne olursa olsun kırılmayacak. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öldüm bittim vallahi. Ben şunları gidip de bir yerleştireyim. Bu ilaç işi hallolmuş. Yiğit denen genç doktor vermiş parasını. Hala niye söyleniyor baban anlamıyorum. Hastanın ilaç parasını Yiğit hocanın kendi cebinden vermesi de büyük olay yalnız. Belli ki baban kılıklı idealist bir doktor. Mert adamı kıskanmakta haklı o zaman. Ne dedin anlamadım. Yok bir şey anneciğim. Anneciğim benim derse yetişmem gerek. Ne olur sen de kendini üzme artık. Görüşürüz. Dur bekle, birlikte gidelim. Pelin'cim, dün sana para vermiştim ya. Baban bir konuda haklı sayılır. Harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. Cebindeki parayı öyle hemen bitirme. Bitirmedim anneciğim. Duruyor zaten. Merak etme. İyi. Aferin sana. Evet, hadi bakalım. Hacer Hanım, biz çıkıyoruz. Hoşça kalın. Yiğit'in ilaç parasını milletin gözünü boyamak için mi verdiğini söylüyorsun? Evet, kesinlikle öyle. Bence abartıyorsun. Mert'in yerine Yiğit aldı ya, sen ondan tepkilsin. Ne? Nasıl yani? Oğlum, yani kızların gözdesi. Çok yakışıklı, yardımsever ve başarılı bir doktordan bahsediyorsun. Yani kim olsa kıskanır. Ne yalan söyleyeyim, bu açıdan ben de ona gıcığım. Ama Yiğit'i öldür, hakkını yeme demişler. Bir dakika şimdi. Sen benim Yiğit'i kıskandığımı mı düşünüyorsun? Oğlum kızma, ama okulun popüler çocuğu Yiğit oldu. Haksız mıyım? Özgür, böyle düşündüğüne inanamıyorum. O zaman sen de bu adamın adını sayıklamayı bırak. Bak beni dinle, sen unut bu herifi, tamam mı? Neyse, hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay Barıçeli, yeni yaptım. Ay niye zahmet ettin dünürüm? Yok canım, zahmet olur mu? Afiyet olsun. Gerçi Berna Hanım pek sevmiyor galiba ama. Ben şekerli şeyleri pek sevmem canım benim. Ama oğlum çok sever. Kız bu hasretinden ölüyor. İçim parçalandı. Sorma. Sen mi ben mi? Nasılsınız Sabiha Hanım? Aman vallahi iyi değilim. Elektrikler kesildi, sigorta attı. Ben de süpürge müpürgeyi ortada bıraktım, çıktım geldim. Oh! İyi yaptın. E sen niye yapamadın ki sigortayı? Şöyle düğmesini kaldırıverecektin. Aman yok Berna Hanım. Yani ben korkarım, patlar matlar. Ay, Kazım'ım olaydı. Ah, ah. İnsanın kocasının olmaması çok zor, çok. Öyle. Yani var ya, bazen böyle isyan edesim geliyor. Tövbe de kız.
Aman yani yuva dediğin kolay kurulmuyor ki. Neden dağılsın? Berna Hanım biz mutlu olmayı hak etmiyoruz mu? Hak ediyoruz. En çok da biz hak ediyoruz. Ya yani biri Kazım'ımla aramı yapsa vallahi ömür boyu duacısı olurum. Hadi ben gideyim. Aksesuar falan bakmam lazım. Tamam. Güle güle Berna Hanım. Bana bak. İyi pazarlık et, tamam mı? Olur. Güle güle. Kız bu ölüyor. Ailesinin özleminden ölüyor. E ben demiyor muydum hep sana? Mehmetciğim. Yiğit. Pardon Yiğitciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Önemli değil, önemli değil. Sen ne yaptın? Tamamlayabildin mi paranın üstünü? Vallahi kara kara düşünüyorum onu. Bu hastalık çok uzun süredir devam ediyor. Ne elde bıraktı ne avuçta. Zaten sana demeye de utanıyorum. Bari hoca da hallederiz dedi ama nasıl olacak bilmiyorum. Yolunu bulacağız, sen merak etme. Nasıl olacak? Sen orasını bana bırak. Yalnız senden bir ricam var Çağlar. Ortalıkta fazla dolaşıp kimseyle konuşma kardeşim, tamam mı? Tek isteğim kardeşinin bir an önce iyileşmesi. Ondan sonra zaten hastaneden ayrılacaksınız. Tamam mı? Tamam. Çağlar, umarım yanlış anlamıyorsundur. Zaten zor sıyrıldım bu işin içinden. Sizin burada olmanız demek, tehlike demek. Tamam abi, anlıyorum. Tamam. Hadi sen kardeşini daha fazla yalnız bırak. Özgür. İşim var Meyveş, sonra konuşuruz. Ya bir dur. Niye böyle yapıyorsun şimdi? Yiğit hocana sor Meyveş. O her şeyi biliyor nasıl olsa. Yani bunu da bilir kesin. Of, hala mı bu mesele? Ya kaç kere söyledim Yiğit hocaya falan ilgim yok. Durum bildiğin gibi değil. Neymiş durum Meyveş? Ya tamam. Anlatacağım ama kimseye bahsetmek yok. Söz mü? Neyi anlatacaksın? Ya söz mü dedim. Aramızda kalacak. Tamam söz. Yiğit Hoca kesin Deniz'den hoşlanıyor. Ne diyorsun? Ya evet. Onunla ilgileniyor. Özen gösteriyor. Bakışları falan böyle bir tuhaf. Ya kesin hoşlanıyor Deniz'den. Deniz ne diyor peki? O pek öyle olmadığını söylüyor. Üzülmemek için kalbini açmak istemiyor. Ha, yani Yiğit hocanın ilgisi olduğuna emin olsa? Evet. O zaman o da ilgisi olduğunu anlayacak. Pelin, ne haber? İyidir canım, senden ne haber? İyi. Sen bugün çok şey görünüyorsun. Ne görünüyorum? Ne bileyim, değişik. Hatta şık bile diyebilirim. Ya sen günden güne değişiyorsun ha. Aslına bakarsan değişmiyorum. Sadece içimdeki gerçek Pelin ortaya çıkıyor. Ne güzel. Aslında bu halimi biraz da sana borçluyum, biliyorsun değil mi aşkım? Nasıl yani? Yani seninle bulduğum aşk kalbimdeki iyiliği ortaya çıkardı Mert. Seninle kendimi buldum ben. Ve hiç olmadığım kadar mutluyum. Senin adına sevindim. İkimiz adına sevin bence. Neyse benim biraz işim var. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hesapladın mı bunları? Hesapladım tabii. Ulan var ya bütün eğitim hayatım boyunca bu kadar çalışmadım ha. Vallahi takdir ettim seni. Aynen. Ben de kendimi takdir ettim. Derhal konuşmamız lazım. Konuşalım. Buyur. Burada olmaz. Dışarı çıkalım özel olarak. Vallahi hiçbir yere gidemem güzelim ya. Ne konuşacaksan burada konuş. Tabii canım. Ben yabancı mıyım? Evet. Seni dinliyorum. Peki. Öyle olsun. Mesajınızı aldım hocam. Beni çağırmışsınız. Gel Pelin'cim otur şöyle. Nasıl gidiyor?
Gayet iyi. Bu olumlu değişiminden belli oluyor zaten. Mert'le birlikte olmak hayata bakışımı, tarzımı, her şeyimi değiştirdi. Sen çok zeki bir kızsın Pelin. Teşekkür ederim hocam. Madem sevgilim böyle seviyor, ben de onun istediği gibi olurum. Bravo sana. Evet, seni neden buraya davet ettiğimi merak etmişsindir herhalde. Evet, neden? Mert'in gözünde daha iyi bir yere gelmek istersin, değil mi? Tabii ki isterim, hem de çok isterim. O zaman beni dinle. Deniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ne olsun, sen nasılsın? İyiyim. Peki o zaman görüşürüz. Deniz. Efendim? Benim içim hiç rahat değil. Seni bir konuda uyarmak istiyorum. Hangi konuda? Bu Yiğit denen adam ilaç parası falan da vererek herkesin gözünü boyamaya çalışıyor bence. Neden göz boyasın Mert? Sana inanamıyorum yani. Bilmiyorum Deniz. Neden böyle hissettiğimi bilmiyorum. Ama Yiğit'te beni rahatsız eden bir şeyler var. Yanılıyorsun. Hayatta onun gibi kaç kişi var bana söyler misin? Kimin ihtiyacı olsa onun yanında. Hem de bana yaptığı iyilikleri hayatımda hiç kimse bana yapmadı. Hiç kimse? Öyle mi? Evet, hiç kimse. Senin ona karşı özel bir nefretin olabilir Mert. Ama bu onun ne kadar mükemmel bir insan olduğu gerçeğini değiştiremez. Sen şimdi Yiğit Hoca'nın Deniz'den hoşlandığına emin misin? Evet. Hem de adım gibi. Ya olabilir aslında yani. Neden olmasın ki? Hem Pelin'le Mert birlikteyse Deniz'in de bir şekilde hayatına devam etmesi gerekiyor. Ya ben de bunu söylüyorum işte Deniz'e. Hem çok yakışıyorlar. Yiğit Hoca ile Deniz'i el ele düşünsene. Ben de düşünmeden edemiyorum doğrusu. Şu sıralar hep birlikteler. İkisi tam birbirine göre bence. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Yani Deniz'i bilemem ama Yiğit Hoca kesin Deniz'e karşı bir şeyler hissediyor. Ya gördün mü? Bak, öyle düşünen sadece ben değilmişim demek ki. Deniz çok iyi bir insan. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Yiğit Hoca onun için bulunmaz bir fırsat. Seninle aynı fikirde olacağımız hayatta aklıma gelmezdi. Ama ben de böyle düşünüyorum. Neyse, benim derse gitmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz Mehmet'ciğim. Görüşürüz canım. Özgür? Başka bir diyeceğin yoksa izninle. Deniz, bak ben sadece seni düşündüğüm için söylüyorum bunları. Ne olur hislerime inan. Yiğit sürekli çevrende senin. Peki, bana onunla ilgili olumsuz tek bir şey söyleyebilir misin? Söyleyemem. Ama diyorum ya, Sezgi... Senin sezgilerinden yola çıkarak her yönden mükemmel bir insanı yargılayacak, gözden geçirecek değilim Mert. Her türlü sıkıntımda yardıma koşan, elinden gelenin fazlasını yapan tek kişi oydu. Üstelik bunu hiçbir çıkarı olmadığı halde yaptı. Belki de bir çıkarı vardı ha. Belki de sadece seninle... Belki de sen Yiğit Hoca'yı kıskanıyorsundur Mert ha. Neyse, görüşürüz. Yeni haline hala alışamadım Pelin. Ne var ki? Ya artık daha iyi bir insan olmak istiyorum. Bunun için çaba harcıyorum. Mert'e duyduğum aşk beni böyle bir noktaya getirdi işte. Hayır, giyimin bile değişti aniden. Evet, çünkü daha doğal olmak istiyorum Özgür. Bu senin gerçek halin yani, öyle mi? Aynen öyle Özgürcüğüm. İyi de Pelin, hem daha iyi, daha ölçülü bir insan olacağım diyorsun. Hem de yok yere annemlerden dünyanın parasını istiyorsun. Ya o başka bir şey. İhtiyacım vardı. Yine de annemle babam tartışma halindeyken o parayı istemen hiç doğru değildi. Haklı olabilirsin. Düşünemedim işte. Sonra o senin alışverişe harcadığın parayı bulamayıp da ilaç alamayan ve ölümle burun buruna gelen insanlar var. Onları da düşün biraz. Haklısın. Bundan sonra çok dikkatli davranacağım.
Diğer insanları da düşünerek para harcayacağım. Çok yakında göreceksin zaten. Bak buna sevindim. Şimdi benim bir yere uğramam lazım. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam canım. Ellerine sağlık. Pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben kafaya koydum. Bu Berna Hanım'ı kocasıyla barıştıracağım. Oh be! Nihayet benim yanıma geçtin. Ya önce karışmayalım diyordum ama en doğrusu bu. İyice düşündüm ben. Çok büyük sevap kazanacağız. Beyini bulayım, kumara tövbe etti diyeceğim. Oynamıyor değil mi? Kız neyle oynayacak? Parası mı var sanki? Ay o da doğru ya. Hadi kalk kalk. İnternet kafeye gidelim. Sen de bu bilgisayarla iyi bozdun kafayı ha. Hey ya. Kız ben pek sevdim ya. Eve de mi alsam acaba? Pahalı mıdır? Kocasızlık derdinde kafayı uçurdun galiba. Aman niye? Ne var sanki? Yok yok. Şu Berna Hanım'ı hayırlısıyla kavuşturayım, ailesine sıra sana da gelecek. Ahmet abiye mektup yazacağım. Ah, yaramı deşme benim. Tamam tamam. Kalk da bir daha arayalım Berna Hanım'ın odasını. Aradık ya kız. İyice bakalım. Gel sen. Allah'ım ya Rabbim sen affet. Vallahi hayır işi için. Deniz. Dalıp gitmişsin. Evet hocam, çalışıyordum da. İyi çalış bakalım. Ha, sabah söylemeyi unuttum. Evde Mehveş'le yalnızsınız sanırım. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden söyleyebilirsin, biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam ama şimdilik bir şeye gerek yok. Korkmuyorsun değil mi? Eğer korkuyorsan... Hayır korkmuyorum, her şey yolunda. Tamam. Ne olursa olsun sana destek vermeye devam edeceğim. Kendini yalnız hissetme, olur mu? Bana güven. Teşekkür ederim. Benim gitmem lazım. Bahri Hoca çağırmış. Sonra görüşürüz. Bu arada açık saç sana daha çok yakışıyor. Mert. Hayrola? Şu Yiğit. Ya başlama yine. Zaten beni hayal kırıklığına uğrattın. Niye? Ne oldu ki? Mehveş. Yiğit'in Deniz'den hoşlandığını düşünüyor. Deniz'in de itiraf edemese de ona karşı boş olmadığını söyledi. Öyle mi? Evet öyle. Hatta Pelin ikisinin de birlikte olduğunu düşünüyor. Ne? Al işte ya. Tepkinden de belli. Senin bu Yiğit kıskançlığın genel bir durum değil. Deniz yüzünden. Ya sen Pelin'le birliktesin. Neden hala aklın Deniz'de? Deniz. Gelirken Yiğit hocayla karşılaştım. Evet demin buradaydım. Mehveş ne e'si? Nasıl olduğumuzu sordu işte. Bir şeye ihtiyacın olursa ara, ben hep yanındayım falan dedi. Ay ne romantik. Abartma Mehveş. İnsanca bir şey söyledi işte. Bunun neresi romantik? Ay, olsun. Kesin romantik bir tonda söylemiştir o. Başka ne söyledi? Of. Bir de saçlarımın böyle daha güzel olduğunu söyledi. Yaşasın! Ya demiştim ben sana, demiştim. Biliyordum işte. Mehveş sakin olur musun? Deniz bak kesin hoşlanıyor senden. Hatta hoşlanmakla kalmıyor, aşık bile olabilir. Oldu bir iş. Mehveş tamam. Pişman etme söylediğimi. Hadi kalk artık, derse gidiyoruz. Geç kaldım. Görürsün bak, yakında açılır. Şöyle romantik bir akşam yemeği, mumlar, şaraplar. Mehveş! Abartma artık. Tamam tamam.
Melih, oralarda boş dosya var mı? Yok. Semra Hanım'a sor. Doğru diyorsun. Nihayet baş başa kalabildik. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ozan'la aramı bozacaktın. Bana ne? Bak Melih, sen beni yanlış anladın. Ben gerçekten istifa etmeyi denedim ama baban kabul etmiyor. Ne yapayım? Hiç boşuna çeneni yorma güzelim. Ben anlayacağımı anladım. Ne diyorsun sen ya? Böyle araba kullanmalar, güzel kokular, cilveli hareketler filan. Hepsi beni ayartmak içindi değil mi Banu? Ne? Aklınca beni ayartıp Ozan'la benim aramı bozacaktın. Başından beri planım buydu Banu. Ne saçmalıyorsun Melih? Ne yaptıysak birlikte yaptık. Hayır canım, birlikte falan yapmadık. Sen yaptın. Ozan'la arama bir yılan gibi sızmaya çalıştın. Ama kusura bakma Banu. Ben kardeşimin bir yılanla nişanlı kalmasına izin vermem. Gel. Hocam, beni çağırmışsınız. Gel bakalım Melih'ciğim. Otur. Dünkü davranışın için seni tebrik ederim. Beni çok duygulandırdın. Ne demek hocam? Herkes çok abarttı bu durumu. Ama bence konuşmaya bile değmez. Bir insanın hayatı söz konusuydu. Kayıtsız kalamazdım. Ne yazık ki herkes öyle düşünmüyor. Günümüzde bazı meslektaşlarımız işi ticarete dökmüşken sen öğrencilerimize hem tıbbi açıdan hem insani açıdan çok büyük bir ders verdin. Tebrik ederim. Lütfen hocam. Dediğim gibi lafı bile olmaz. Maddi açıdan da biraz bir eksiğimiz var. Eğer onu tamamlayabilirsek biz hastamızı kısa sürede taburcu ederiz. Umarım. Ne, hadi derse geçelim o zaman. Özgür, inan Deniz'in bir ilgisi yok. Ben yalnızca Yiğit'in yalan söylediğini... Ya bırak Mert, kabul et işte. Yiğit takıntının nedeni Deniz. Hayır değil. Abi bak, Pelin seni seviyor. Senin sayende bambaşka bir insan oldu. Ya o seni bu kadar seviyorken ne kendine ne de ona bunu yapmaya hakkın yok. Ben kimseye bir şey yapmadım. Yiğit'ten rahatsız olmamın sebebi de Deniz değil. O zaman Yiğit'ten kuşkulanmayı bırak, tamam mı? Deniz'i de unut. Belli ki ikisinin arasında bir şeyler var ya. Tamam mı? Hadi derse geçmeyelim. Demek ben yılanım öyle mi? Demek ben seni yoldan çıkardım beni. Şirkette dosya kıtlığı var ya, gittim dışarıdan aldım. Suna. Ben bu akşam arkadaşımda kalacağım, anneme söylersin. Ben senin posta güvercin miyim? Aç kendin söyle. Aç şunu. Alo. Alo anne, ben bu gece arkadaşımla ders çalışacağım, haberin olsun. Gece mi? Hayır efendim. Oldu mu? Oldu. Salak şey. Arkadaşlar, biliyorsunuz dün Yiğit hocanız hastanın ilaç masraflarını karşılayacağını söyledi. Yiğit, bu genç yaşında hekimliğin ne olduğunu çok iyi kavramış bir hocamız. Ona teşekkür ediyorum. Evet, işte hekimlik böyle bir şey çocuklar. Sadece bir teşhis yapmakla sınırlı kalmıyor işimiz. Zaman zaman da tedavinin tüm yöntemlerini bulmak bizim görevimiz. Çocuklar, ne yazık ki Türkiye'de de dünyada da sağlık ve paranın ilişkisi bu kadar doğrudan. Gel.
Yakışıklı. Kardeşin sana muhteşem bir gün geçirtecek bugün. Çok şanslısın. Kanka, o elindekiler ne? Bu demlenmek için viski. Oh. Bu Çinli olduğun için Çin yemeği. Güzel. Bu lazım olur diye fındık. Ve bu da günün en kral hareketi. Ejder'in intikamı. Biri görmedim ben. Olsun, ben anlatırım sana biri. Kadınların asla sevmeyeceği bir film. Erkek erkeği izleriz. Mesela Banu hiç sevmez bu filmi. Ona böyle yalan kasırgası gibi filmler almak gerekir. Onlara bayılır. Kanka öyle deme ya. Bak en son olanlardan sonra da bayağı üzüldü. Kadın milletinin üzüntüsüne falan inanmayacaksın kardeşim. Hepsi numaradır. Hatta benden sana bir Melih Şahin atasözü bak. Kadınların gözyaşı erkeğin cüzdanına akar. Bunu sakın unutma. Mayırdu, sen birini mi bekliyordun? Yo. Sürpriz! Canım? Evet. Ne işin var burada Pelin? Üzerinde çalıştığınız vaka için geldim hocam. Allah Allah. Kızım ders yapıyorum şimdi, sırası mı? Olmaz baba, vakit kaybetmeyelim. Ne söyleyecek acaba? Bilmem. Dersinizi böldüğüm için özür dilerim ama fazla vakit olmadığını öğrendim. Özgürcan, sen bir şey biliyor musun? Yo. Kızım ne diyorsun Allah aşkına, ne vakti? Yiğit hoca hastanın ilaç masrafını ödemiş. Ama paranın bir kısmı eksik kalmış. Ben de kendimce katkıda bulunmak istedim. Eğer izin verirseniz. Bugün herkes beni sarhoş etmeye çalışıyor canım. Sadece senin için değil ki. Melih için de aldım. Aman eksik olma. Ha! Ejder'in intikamı 2. İnanmıyorum, ben bu adama bayılırım. Ciddi misin? Evet. Kanka, gördün mü? Demek ki bütün kızlar bu filmden nefret etmiyormuş. Ya öyle. Aa, bu arada Melih'cim, sana bir özür borcum var benim. Ben Ozan'ı çok sevdiğim için senin bu hızlı hayatına acaba özenir mi diye birazcık kıskanmıştım. Ama yanılmışım. Kusura bakma. Ne demek? O zaman kutlayalım. Ben kadehleri getireyim. Yine ne altlar karıştırıyorsun sen? Sen beni çok hafife aldın Melih. Ozan'la beni ayırmana asla izin vermeyeceğim. Göreceğiz. Evet. Kadehler de geldiğine göre başlayabiliriz. Evet Pelin'cim, teşekkür ederiz. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Bu da çok önemli. Sağ ol. Hadi geç bakalım, bir yere otur. Evet çocuklar, bu mesele de çözüldüğüne göre artık açıklayabilirim, bunda bir mahsur kalmadım. Ben aslında bu parasal sorununuzu kendim halledecektim ama siz genç doktor adaylarının bunu çözmesini istedim. Bu çok önemli bir insanlık ve hekimlik sınavıydı. Bunu başarıyla geçtiniz. İlk adamı Yiğit attı. Pelin onun attığı adımı tamamladı ve Deniz de hangi antibiyotiği kullanacağımızı buldu. Bunun için ben
Ben bu stetoskopu, ki bu benim ilk stetoskopumdur, bunu bana hocam vermişti, bunu Yiğit'e hediye etmek istiyorum. Hocam? Deniz'ciğim, problemi de sen çözdüğün için eğer gelirsen bunu senin vermeni istiyorum. Böylelikle bir tören havası olur, değil mi? Tabii hocam, memnuniyetle. Hocam, çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Karşılık bekleyerek yapmamıştım. Biliyorum, biliyorum. Ne güzel değil mi aşkım? Umarım siz de ileride Bahri Hoca kadar iyi bir doktor olursunuz. Teşekkür ederim Deniz'ciğim. Umarım. İşine bak, yüzüne bakamaz, ağlar durur. Sen uyurken yalnız olamayan böyle mi yapar dersen?